Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Bugün 2-3 konuya değineceğim basın toplantısında. Birincisi tabii ki barolar olacak. Çünkü biliyorsunuz Perşembe günü başlayan Adalet Komisyonu çalışmaları dün gece yarısı 4 itibariyle sona erdi. Ve barolarla ilgili getirilmiş olan teklif muhalefetin karşı duruşuna rağmen hiçbir değişiklik yapılmadan genel kurula getirme kararı alındı. Şimdi bu Adalet Komisyonu çalışmaları sırasındaki bir izlenimi çok açık bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüldü ki aslında bu teklifi getiren iktidar partileri, ortaklar bu teklifi savunamadılar. Yani hukuk açısından ve demokrasi açısından bakıldığı zaman bu teklifin neden makul bir teklif olduğunu muhalefete anlatamadılar. Zaten anlatabilecekleri bir şey de yoktu. Bu ortaya çıktı Adalet Komisyonu toplantılarında. Süreci çok fazla uzatmak istemiyorum ama Adalet Komisyonu toplantıları sürdüğü müddetçe baro başkanları biliyorsunuz Çankaya kapısının önünde bekliyorlardı. Ve bu teklif karşısındaki eleştirilerini Çankaya kapısının önünde halkın meclisin içine alınmadan baro başkanları orada tutularak dile getirdiler. 78 baro daha önceden açıklama yapmıştı yazılı olarak ve çoklu baro sistemine ve bu teklife karşı olduklarını belirtmişlerdi. Ve o baro başkanları Çankaya kapısında da durdukları süre boyunca Adalet Komisyonu'ndaki çalışmalar sürdüğü müddetçe eleştirilerini dile getirdiler. Elbette ki onların içeriye alınmaması kabul edilemez bir şeydi. Meselenin birinci dereceden öznesi olan, muhatabı olan baro başkanlarının komisyon toplantısına alınıp dinlenmemesi ki iktidar bunu engelledi. Bütün tekliflere rağmen, bütün önerilere rağmen engelledi. Kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi ne yapılıyor aslında bu teklifle birlikte? Ne yapılmak isteniyor? Yargı üzerinde kusursuz tahakküm sağlanmak isteniyor. Çünkü savcılar zaten iktidarın savcıları. İktidarın istediği doğrultuda kararlar veriyorlar. Maalesef hakimler ağır bir baskı altındalar ve vicdanlarıyla değil korkularıyla karar vermeye başladılar. Yargı bağımlı ve taraflı bir yargı haline geldi. Dolayısıyla savcılar ve hakimlerden sonra şimdi avukatlar da yani savunma mekanizması da iktidara bağlı bir mekanizma haline getirilmek isteniyor. Yani aslında Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor bütün Türkiye'ye. Şimdi bu adaleti kendine göre düzenleyen bir parti aslında Adalet ve Kalkınma Partisi. Bakın bu barolar teklifinin hukuk ve demokrasi açısından açıklanamıyor olmasına değindim. Üç nedeni var bunu yapmalarının. O nedenle aslında hukuk ve demokrasi açısından açıklanamıyor. Birincisi çok açık. AKP diyor ki bizim barolarımız yok. Onun için kendimize bağlı barolar oluşturmak istiyoruz diyor. Birinci neden budur. Bunun hukukla, demokrasiyle alakası yoktur. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki bizim barolar birliğinde temsilimiz neredeyse yok. Güçlü bir barolar birliği delegasyonuna ihtiyacımız var diyor. Dolayısıyla barolar birliği delegasyonunu dizayn etmek için bu teklifi oluşturuyorlar. İkinci nedeni bu. Bu da doğrudan doğruya iktidar partisinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere olan bir teklif. Üçüncü nedeni de mali imkanları yani baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin mali imkanlarını kendi yandaş barolarına ve avukatlarına aktarmak için bu teklifi getiriyorlar. Esas itibariyle bu teklifin üç nedeni budur. Yani meselenin hukukla, demokrasiyle bir alakası yoktur. Bütün bunları yapabilmek için 5000 üzerinde üyesi bulunan barolarda 2000 üyeyle yeni baroların kurulabileceği kararı alınmış oluyor bu teklifle birlikte. Çoklu baro sistemi. Peki sorduk, dedik ki bu 2000 rakamı nereden çıktı? Yani neye göre 2000? Niye 1500 değil?
Niye 3000 değil, 3500 değil de 2000 dedik? Bakın onun nedeni de şurada gizli. 2018 yılında, yani 2 yıl önce yapılan baro seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin desteklemiş olduğu listenin aldığı oy 2400 civarında. Yani 2000'in üzerine çıkmışlar. 2000 rakamı da buradan geliyor. Yoksa herhangi bir evrensel kriter ya da bir açıklanabilir makul kriter yok ortada. Onlar 2000 üzerinde oy aldıkları için 2000'in üzerindeki sayıda da baro kurulabilir demiş oluyorlar. Temsilde adaleti özellikle Barolar Birliği delegasyonunda tamamen yerle bir ediyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Büyük şehirlerin sayılarını azaltıyorlar, küçük şehirlerin sayılarını artırıyorlar. Ama bunu o kadar ölçüsüz yapıyorlar ki ortada temsilde adalet diye de bir şey kalmıyor. Yani baroları tarumar edecek, ama sadece baroları değil, hukuk sistemini tarumar edecek bir adımı bu iktidar partileri, iktidar ortakları gerçekleştirmiş olacaklar önümüzdeki günlerde. Şimdi barolar herhangi bir meslek örgütü değil. Barolar yargının bir ayağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir meslek örgütü gibi davranarak barolarda yapılan bu değişiklikler, bu oynamalar aslında hukuk sisteminin de ciddi ölçüde tahribi anlamına geliyor. Bu da çok açık ortada. İktidar istiyor ki barolar insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunmasın. İktidar istiyor ki biat etsin barolar, biat etmeyen barolar tasfiye edilsin. İktidar istiyor ki avukatlar esas itibariyle kendi çalışmalarıyla iktidarı eleştirmesinler. Aslında bu iktidar insan hakları fobisi olan bir iktidar. Demokrasi fobisi olan bir iktidar ve hukuk fobisi olan bir iktidar. Bir kez daha görülmüş oldu. Kendi çıkarları için, kendilerine bağlı barolar yaratabilmek için bütün hukuk sistemini alt üst edebiliyorlar. Makbul avukatlar yaratmak ve makbul barolar yaratmak teklifidir aslında bu teklif. Çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. İktidar kendisine biat eden, itaat eden barolarla hukuk alanındaki çalışmalarını sürdürmek istiyor. Biz orada da söyledik, komisyonda da dile getirdik. Dedi ki zaten hukuk alanında tuz kokmuş vaziyette. Bütün veriler, Anayasa Mahkemesi'nin başkanının yaptığı bütün açıklamalar, bütün hukukla ilgili veriler, ayrıca kamuoyu araştırmalarında toplumun yargıya yaklaşımı, adalete yaklaşımı açısından baktığımızda müthiş bir düşüş, müthiş bir erozyon olduğu hukuk açısından görülüyor. Yargı sistemi açısından görülüyor. Bunu daha beter duruma getirecek adımlar atmak yerine bu erozyonu, bu düşüşü nasıl düzeltebiliriz diye bakmak lazım. Bakın ben size bir tane örnek vereceğim. O kadar çok örnek anlatılabilir ki basın toplantılarına sığmaz. Bir tane örnek vereceğim. İdil'de 2016'da sokağa çıkma yasağı sürecinde bir çocuk öldürülmüş. 13 yaşında. Cesedi bulunmuş. Fatma Elarslan. Gizli tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyesi sayılmış ve o nedenle Şırnak Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 13 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz, Şırnak Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Fatma Elarslan hakkında. 13 yaşında öldürüldüğü zaman 13 yaşındaymış. Okula gidiyor, yani 7. sınıfa giden bir çocuktan bahsediyoruz. İşte Türkiye'de hukukun geldiği durum budur aslında. Ama buna dair o kadar çok örnek verilebilir ki bu kararı vermiş olan savcı ve heyetin aslında hukuk açısından hiçbir söyleyecek sözü yoktur. Yani hep söylüyoruz. Bunlar diplomalarını nerede almışlar diye. Ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından haberleri var. Ne Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi'nden haberleri var. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ama 13 yaşındaki bir çocuğu gizli tanık ifadesiyle örgüt üyesi ilan edebiliyorlar. Ve o nedenle öldürülmesinde kovuşturmaya yer yoktur kararı alabiliyorlar. Böyle bir hukuk anlayışının boyu devrilsin. Söyleyebileceğimiz budur esas itibariyle. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum değerli basın emekçileri.
Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelme ihtimali yüksek olan bir konu sosyal medya yasakları. Bunu tartışacağız, daha da tartışmaya devam edeceğiz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Sosyal medya alanında evet çok ciddi sorunlar var. Kişilik haklarına yönelik çok ciddi saldırılar yapılıyor. Bizler özellikle Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri ve yöneticileri bu ihlallerle her gün karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle troll ordusu, ak troll ordusunun bize yönelik saldırılarıyla her gün sosyal medyada karşı karşıya kalıyoruz. Yeni de değil bu. Yıllardan beri oluyor. Özellikle iktidar partisi kurduğu ak troll ordusuyla sosyal medya alanını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak için her türlü adımı attı. Siyasi etiğe ve basın etiğine aykırı olan her türlü adımı attı. Bunu biliyoruz. Bunu da tartışmaya devam edeceğiz. Nitekim Twitter'ın aldığı karar ve 7340 hesabın kapatılması meselesi aslında bunun çok açık bir işaretiydi. Bu yasakçı zihniyetle şimdi bir kez daha karşı karşıya kalacağız bu tartışmada. Hedefin çok açık ne olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini yükseltmesini engellemek için sosyal medya alanını daha fazla iktidar lehine kullanabilmek için bu adımları atacaklar ve bir teklifle karşımıza gelecekler. Temel hedef muhalif sesleri kısmaktır. Yoksa biz biliyoruz o alanda dediğim gibi kişi haklarına yönelik çok ağır saldırılar yapılıyor, çok ağır hakaretler yapılıyor. Bundan en fazla mağdur olanlar da esas itibariyle bizleriz. Toplumsal ve siyasal muhalefettir. Dolayısıyla orada bir sosyal medya etiğinin oluşturulması, bir medya etiğinin işler hale getirilmesi elbette ki önemlidir. Ama iktidarın hedefi bu değildir. İktidarın hedefi engellemedir. İktidarın hedefi toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini kesmektir. İki örnek vermek istiyorum. Mesela bir tır şoförü Malik Yılmaz esas itibariyle kendi pozisyonuna ilişkin bir videosunu çekip ortaya atmasaydı, bir kişi olarak bunu yapmamış olsaydı, Türkiye'de milyonlarca insan aslında nasıl mağdur bir durum yaratıldığının özellikle pandemi döneminde belki bu kadar açık ve net farkına varmayacaktı. Kadına yönelik şiddet konusunda şiddet görenler ve şiddet tehdidi altında olan kadınlar eğer kendilerine ilişkin paylaşımlarda bulunmasalar toplum belki de kadına yönelik şiddetin ne kadar vahim bir duruma geldiğini bu kadar açık ve net görmeyecekti. Mesela çocuklara yönelik şiddet konusunda Nusaybin'de çocuklara yönelik kolluk şiddetinin nasıl arttığını gösteren videolar eğer paylaşılmamış olsaydı kişisel hesaplardan belki bu kadar açık bir şekilde bu mesele görülmemiş olacaktı. Dolayısıyla bütün bu muhalif sesleri toplumsal ve siyasal muhalefeti engellemek ve muhalefeti zayıf düşürmek için bu alanda özellikle zayıf düşürmek için bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Bunu izliyoruz ve bu konuda da eleştirilerimizi önümüzdeki günlerde de dile getirmeye çalışacağız. Son bir konu değinmeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz ünlü bir Türk iktisatçısı var. Çok ünlü. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur açıklaması yaptı ve inatla da bu açıklamanın peşinden gitti. Tabii o ünlü Türk iktisatçısının damadı da evet bu böyledir diyerek bu ülke ekonomisine ilişkin kararları almaya devam etti. Şimdi değerli basın emekçileri bakın Nisan 2020'de faizler %8.77. Sadece kısa bir dönemi vereceğim. Daha uzun dönem için de verilebilir. Enflasyon 10.94. Haziran ayında faizler 7.66'ya düşüyor. Enflasyon TÜİK rakamları 12.62'ye çıkıyor. Yani 2 ayda faizler 1.11 puan düşmüş, enflasyon 1.7 puan artmış. Hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu ya ünlü Türk iktisatçısının tespitlerine göre. Bunun son 2 ayda bile doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani enflasyon TÜİK rakamlarına göre ki bunlar hormonlu rakamlardır. Enflasyon düşmüyor, artıyor. Faizler ise düşüyor.
Yani bir kez daha bunu tespit etmiş olalım. Bu anlayışla yapılan ekonomi politikalarının Türkiye'ye getirdiği yer neresidir? Bakın, her doğan yeni çocuk şu anda kamusal borçlar açısından baktığımızda, sadece kamusal borçlar açısından baktığımızda her doğan çocuk 19.638 lira Türk lirası borçla doğuyor anasının karnından. Yani çocuklar analarının karnında borçlanıyorlar. İşte bu ünlü Türk iktisatçısının ve damadının Türkiye ekonomisini getirdiği durum budur. Ama sadece bu değil. Bakın, işsizlik çok önemli bir noktadadır. Çok önemlidir. Şimdi yine son veriler açıklandı işsizlikle ilgili ve SGK'nın verileri de açıklandı. Şimdi baktığımızda SGK Mayıs 2020 sigortalı sayıları açıklamasıyla 21 milyon 383 bin kişi, SGK ve TÜİK verilerini karşılaştırdığımızda son 3 yılda 2017'den bu yana kayıtlı kayıtsız yeni istihdam yaratılamadığını görüyoruz. Son 3 yılda 2017'den bu yana. Ama ne yapılmış? İşkur'un kaynaklarıyla ne yapılmış? 2017'den bu yana işveren teşvikleri, 2017-2020'nin ilk 5 ayı dahil olmak üzere ne kadar olmuş işveren teşvikleri İşkur kaynaklarıyla? 37.7 milyar Türk lirası. Eğitim programları yapmış İşkur, istihdam yaratılsın diye. Buna da harcanmış 25.2 milyar Türk lirası. Toplam 63 milyar Türk lirası harcamış İşkur yeni istihdam alanları yaratılabilsin diye son 3 yılda. 2020'nin ilk 5 ayı dahil olmak üzere. Peki sonuç? İstihdamda 2 milyon azalma olmuş son 3 yılda. İşte durum bu. İşte bu iktisat anlayışının Türkiye'ye getirmiş olduğu durum bu ve Türkiye'nin bugün birinci sorunu ne diye sorulduğunda kamuoyun araştırmalarında işsizlik ve hayat pahalılığı geliyor. Toplumun 1/3'ünden fazlası Türkiye'nin birinci sorununun bu olduğunu söylüyor. Yani halkın alın teriyle işçilerin, emekçilerin yarattığı kaynaklar İşkur kaynakları, sermayeye aktarılmış ama iş yaratılamamış, istihdam alanı yaratılamamış. Milyonlarca insan işini ve gelirini kaybetmiş. Çalışanlar işlerini kaybediyor, iş arayanlar iş bulamıyor, işi olmayanlar da bulamayanlar da iş aramaktan vazgeçiyor. Son durum ekonomiyle ilgili olarak da budur. Bunu da söylemiş olalım. Bu iktidar bu uygulamalarıyla ve kararlarıyla tarihinin son 18 yılın en ciddi oy kaybını yaşamaktadır. Müthiş bir irtifa kaybı vardır. Bütün yasak getirme çabaları sosyal medya alanında, barolar alanında yaptıkları, demokrasi ve hukuk alanındaki yasakçı zihniyetlerinin esas nedeni bu irtifa kaybıdır. Son 18 yılın en düşük seviyesine gelmişlerdir. Bunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugün söylemek istediklerim bunlarla ilgiliydi. Herhangi bir soru yoksa basın toplantısını sonuçlandıralım. Yok herhalde. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size.